ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Aynil inayeti kenzil hidayeti imamul hazreti eminil memleketi tırazül huleli nasırül milel tacı şeriatı sultanı tarikatı bürhanil hakikati zeynil kıyamet şems-i şeriatı şefi'il ümmeti alil himmeti kâşkül hummeti yevmel kıyameti sıracil alemin Allahu asimuhu ve Cibril aleyhisselam hadimuhu ve burak-ı merkebuhu ve gâb-ı gavseyn makamuhu ve ma'budu mahsuduhu şems-i duha bedir duca nurul hüda hayrul vera imamul müttakîn asfel asfiyâ-i Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kıbletil arifin ve kâbetil taifin ve habibi rabbil alemin ve alâ âlihi ve sâbihi utratihi tayyibin et tahirin ve sellim teslimen kethira ya rabbel alemin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki gizli şirk kişinin makam sahibi birinin gözüne girmek için çabalamasıdır. Adam bir makam sahibi, sen de onun gözüne girmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Diyor ki bu gizli şirktir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Ümmetim içinde şirk kaya üzerinde ilerleyen karıncadan daha sessiz ilerler. Demek kişi şirke düşse yani gizli şirk ha. Anlamaz. Şirke düştüğünü anlamaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki içinizde şirk karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Sana şirkin küçüğünden de büyüğünden de kurtulacağın bir yol göstereyim mi? Allah'ım, bilerek ortak koşmaktan sana sığınır, bilmediğim şeyler içinde senden bağışlanma dilerim. Ha bunu 3 defa söylersin diyor Resulullah Efendimiz. Hangi sahabeye söylemişse, bunu 3 kere söylersen şirkten kurtulacak bir yol bulabilirsin demiş. Yani Allah'a sığınmaktan başka yolu yoktur şirk. O kadar gizli ve tehlikeli bir hastalıktır. Manevi hastalıktır. Bu şirki hafî dediğimiz şirkin küfür olan kısmı değil, amel olan kısmı. Ameldeki şirk. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Ümmetimin içinde şirk karanlık gecede tepenin üstünde giden karıncanın ilerleyişinden daha gizli ilerler. En aşağı derecesi zulmün azına bile rıza gösterip adalete buğz etmendir. Zulmün en aşağı derecesine bile rıza göstermek şirkin en aşağı derecesi. Zulüm şeriatın aksine iş yapmak demek. Allah'ın emrettiğinin, peygamberin söylediğinin zıttına iş yapmaya zulüm denir. Zulmün en küçüğüne bile razı olursan diyor ki bu şirkin en aşağı derecesidir. Dikkat et. Din Allah için sevip
Allah için buğz etmekten başka bir şey değildir. Nitekim ayette eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin buyurulmuştur diyor Resulullah Efendimiz. Sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah fî mâ gâl ev kemâ gâl. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şirk-i hafif büyük günahlardandır. Ekber-ül Kebair'den sayılmış. Bu ameldeki şirk, itikatta şirk olsa insan kafir olmuş zaten. Yavuzu billah. 23. söz, 1. mepas, 4. nokta, dün Denizli'de okuduğumuz 4 cümlenin bugün devamını okuyacağız inşallah. 4. nokta. Okuyup geçeceğim 1. paragrafı. Şimdi oraya bir daha giremiyoruz artık. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Demek 8 milyar adı insan olan kalabalığın içerisinde insan olabilmek için iman sahibi olmak lazım. İman Resulullah'ın tarif ettiği şekildedir. Kafana göre iman olmaz. Peygamberin tarif ettiği şekilde imanın yoksa o iman zaten kabul edilmez. Sen istediğin kadar ben Müslümanım, ben müminim. Lafla olmuyor bu iş. Peygamberin tarif ettiği gibi bir iman olacak. O zaman sen gerçekten insan sayılıyorsun. Eğer insanların içerisinde, mahlukatın içerisinde sultan olmak istiyorsan bu imanı inkişaf ettirmek için çalışman lazım. İmanın inkişafı senin elinde. Sen çalışacaksın, gayret edeceksin. Bu da ilimle olur, cehaletten olmaz. Öyle ise insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Neymiş vazife-i asliyemiz? Biz iman ettiğimize göre inşallah indi ilahide insan sayıldığımıza göre asıl vazifemiz neymiş? İman ve dua. Asıl vazifemiz neymiş? İman ve dua. Kişi asıl vazifesi olarak iman ve duayı kabul ediyorsa o mümin demektir. Asli vazifesi başka, bu tebeyi ise Allah yardım etsin. İşi zor. O adamın işi zor demek. İmanın zıttı nedir? Küfür. Kabul etmemek. İnkar etmek. Küfür İnsanı aciz bir canavar hayvan eder. Bu dünkü dersimizin konusuyla burada bitti. Demek kafirler canavar hayvan gibidir ama dişi tırnağı pençesi yoktur. Bir halt edemezdir. Canavar hayvandır ama aciz, gayet aciz bir canavar hayvandır. Dün akşamki metinde gayet vardı, burada gayet yok. Evet. Şimdi devam ediyoruz dersimize inşallah. Şu meselenin binler delillerinden, meselemiz neydi? Mümin insandır. Kafir hayvan olur. Meselemiz bu. İman eden adam insandır. İman etmeyenler hayvandır. Bak hayvandır. Hiç bunun lamı cimi yok. Bu kanundur. Akaidde, iman dersinde bu kanundur. Şimdi meselemiz bu. İmanla insan olunur. İman edilmezse hayvan olunur. Ya bu kadar. İstediğin kadar diploma göster bana, yemezler.
sarık cübbe göster yemezler. Bu kanundur. Bu kanun değişmez. İnsan olmak istiyorsan mümin olacaksın. Mümin değilsen, yani iman etmemişsin, sen hayvansın. Şimdi meselemiz bu. Şu meselenin binler delillerinden, delili çoktur diye, binlerce delili var da, bir tanesi, yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları. O meseleye vazıh bir delildir ve bir bürhanı katıdır. Kesin bir delildir, kesin kesin. Tereddüt. Yani imanda insan insan olur, iman yoksa hayvan olur. Delilim ne derseler, diyor ki insanların dünyaya gelişine bak, hayvanların dünyaya gelişine bak, ikisini mukayese et bakayım de. Hayvanlar nasıl dünyaya geliyor, insanlar nasıl dünyaya geliyor? Onların, hayvanların dünyaya gelişindeki seyirlerine bak, insanların dünyaya gelişlerindeki seyirlerine bak. Hayat seyrine bak. Diyor ki, bu mukayeseyi yaparsan imanla nasıl insan olur, iman etmezse nasıl hayvan olur, bunu anlarsın diyor. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Yumurtadan çıkıyor, ördek yavrusu yumurtadan çıkıyor, renk göle giriyor, başlıyor yüzmeye. Ve oğlum, insanoğlu da en iyi yüzmeyi insanoğlu yapıyor güya. İnsan yüzmeyi ne kadar zamanda öğreniyor? Ne kadar zamanda yüzmeyi öğreniyor? Ama ördek yavrusu yumurtadan çıkar çıkma suya gidiyor. Ne oldu şimdi? Bu neyi anlattı? Diyor ki hayvan başka bir alemde sanki olgunlaşmış, bütün kabiliyetleri gelişmiş, buraya tek o kabiliyetleri kullanıyor. Sen ne kadar zamanda ayağa kalkabiliyorsun? 9 ayda. 9 ayda ancak ayağa kalkabiliyorsun insanoğlu. O da kalkabilirse. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Demek iyi bir gözlemci olursan aradaki farkı görürsün. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş, mükemmelleşmiş gibi istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Yumurtanın içerisinde o ördek yavrusuna hayatın şartlarını kim öğretiyor? Ördeğe kim öğretiyor da? Hangi okulda öğreniyor? Yumurtanın içerisinde kabuk da, sert kabuğun içinde o yavrucak nasıl öğreniyor yüzmeyi, hayatın şartlarını, solumayı, ötmeyi nasıl öğreniyor? Kim öğretiyor ona? Tabii öğreten var daha Allah Allah. Sen kendi kendine bir şey öğrenebilir mi? Bizim çocukluğumuzda Tarzan'ı anlatırlar, Tarzan. Çocukken kaçırmışlar, hayvanlar kaçırmış ormanda. Hayvanlarla büyümüş, fil gibi ötüyor, aslan gibi kükrüyor, kuşlar gibi ötüyor. Ama insan gibi konuşmayı bilmiyor. Ben çocuktum, 4-5 yaşında sinemaya götürmüşlerdi Tarzan'ın filmine böyle. Yapıyor, konuşma bilmiyor. Koca 20 yaşında adam olmuş, aynı hayvan gibi konuşma bilmiyor. Peki o hayvan nasıl bütün hayatın şartlarını öğreniyor? Yumurtanın içerisinde, anasının karnında. He? Demek birisi öğretiyor ona. Kim öğretiyor? Kim öğretmiş olabilir?
yumurtanın içerisinde veya anasının karnında o yavruya bütün hayat şartlarını, dünyadaki yaşama şartlarının hepsini, dünyada nasıl yaşayacağını, kanunlarını kim öğretiyor ki o hayvancık dünyaya gelir gelmez hemen kuzu gibi, ördek gibi, tavuk gibi hareket ediyor. He? Demek başka bir alemden gönderiliyor, yetiştirilip gönderiliyor. O hayvanları yetiştirip, mükemmelleştirip gönderen birisi var. Kimdir o? Onun adı nedir? Allah. Allah, Allah. İnsanı niye öyle göndermiyor? Halbuki en mükemmel varlık insan. Biz de öyle geleydik, güzel olmaz mıydı yani? Dünyaya gözümüzü açarız mı zaman? Ulan kebap getirin diye bağırsaydık. İyi olmuyor da. Hayvan ya 2 saatte ya 2 günde veya 2 ayda bütün şeraiti hayatiyesini, hayatının bütün şartlarını ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını, hayatın bütün kanunlarını, yaşama kanunlarını, hayat şartlarını, kainatla olan münasebetini, gündüzü bilir, geceyi bilir, ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını biliyor. Nerede yayılacağını biliyor hayvan. Nasıl biliyor lan? İlk defa anasının yanından al götür, ormana bırak hayvanı, kuzuyu, hangi otu yiyeceğini biliyor. Hangi otu yemeyeceğini biliyor. Ya vallahi. Zararlı otu yemiyor. Ben nerede öğrendi bunu? Hangi botanik fakültesinden çıktı? İnsanın 20 senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Arıya, serçeyi, bütün bu işleri öğreten kimdir? Allah'tır Allah. Ne diyor? Ben arıya vahyettim. Ben arıya vahyettim diyor Allah. Yani ona ilham ettim diyor. Allah'ın ilhamıyla arı hangi çiçekten ne alacağını biliyor efendim. Çiçeğin neresinden ne alacağını biliyor. O aldığı o polenleri, çiçek tozlarını nerede saklayacağını biliyor. Onu kovana nasıl götürmesi gerektiğini biliyor. Kovanda nereye doldurması gerektiğini biliyor. Ondan bağlanacağını biliyor sanki ha. Nereden biliyor be kardeşim? Nereden biliyor? Allah rahmet eylesin. Benim anam bahar geldi mi hemen önlüğünü takardı, eline de bir bıçak alırdı, beni de yanına alırdı gırlara. Ot toplamaya giderdik. O biliyordu. Bana da gösterirdi. Bak bunun adı bu. Bu ot bu. Yenecek, insan yiyecek otları bana hep gösterdi. Bunları toplayacağız ha. Peki kuzu nerede biliyor hangi otu yiyeceğini, hangi otu yemeyeceğini? İnsanın 20 senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder, yani ona ilham olunur. Demek hayvanın vazifeyi asliyesi, hayvanın asıl vazifesi taallümle tekemmül etmek değildir. Marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. Aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Hayvanın asıl vazifesi bunlar değil. Ne? Hayvanın asıl vazifesi olmayan şey ne? Öğrenerek mükemmelleşmek. İnsan öğrenerek mükemmelleşiyor. Öğrenerek mükemmelleşiyor. Öğrenerek kemale geliyor. Öğrenmek kolay mı oluyor? Şimdi kışın soba yanar, babam hep bize der, oğlum sobaya değmeyin ha, yanarsınız ha. Sobaya değme, ilmeni öğretiyor da, ilme, bu ilme. Ama babamın olmadığı zaman elimizi sobaya değdirirdik. Anne bunlar yanıyormuş hakikaten. Ateş yakıyormuş ya. Bir daha onu öğrendikten sonra bir daha sobaya yanaşır mısın? Öğrendin de artık ateşin zararını öğrendin. Ateşli şeylere yaklaşmamayı öğrendin de. İnsan öğrenerek mükemmelleşiyor. Öğrenerek ne kadar çok şey biliyorsan o kadar çok mükemmelleşiyorsun. Bilmediğin zaman şaşırıp kalıyorsun.
Bilmediğin zaman şaşırıp kalıyorsun. Bildiğin zaman hiç tereddüt ediyor musun? Yok. Arabaya bindiğin zaman ya nasıl hareket ettireceğim bu arabayı düşünüyor musun hiç? Haydi yallah. Düşünmüyorsun bile. Demek hayvan öğrenerek mükemmelleşme mecburiyetinde değil. Niye? Çünkü öğrenmiş olarak geliyor bu hayvan. Senin 40 senede öğrendiğini o yumurtanın içinde öğreniyor. Anasının karnında öğreniyor, geliyor buraya. Marifet kesbetmekle ilerlemek, terakki etmek değil. Hayvanın öyle bir derdi yok. Niye? Çünkü en mükemmel şekilde geliyor. Hayvan, ana arı en mükemmel şekilde ana arı olarak, ana arı olmanın bütün gereklerini biliyor. İşçi arı olmanın bütün gereklerini biliyor. Sen ona bir şey öğretmene gerek yok ya. Kuzu nasıl kuzu olacağını biliyor. Oğlak nasıl oğlak olacağını biliyor. Sen ona oğlaklığı öğretiyor musun? Kuzuluğu öğretiyor musun yani? Ördekliği, tavukluğu öğretiyor musun? Her şeyi öğrenmiş olarak geliyor. Hayvanın dua etme mecburiyeti var mı? Yardım isteme mecburiyeti var mı? Yok. Mükemmel olarak geliyor. Vazifesi nedir? Sadece yapmak. O kabiliyetleriyle Allah ondan ne istiyorsa onu yerine getirmek. Arıysa bal yapacak, kuzuysa, koyunsa süt verecek gibi. İnsan ise belki vazifesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir. Amel etmektir, ubudiyeti fiiliyedir. Fiili kulluktur onun işi. Hayvanın yapması gereken ibadet kendisine verilen vazifedir. Arının bal yapması nedir? İbadettir. Çiçek tozu toplaması nedir? İbadettir. Kovanı efendim sıvaması, kovanı hazırlaması nedir? Onun ibadeti, çalışmasıdır. Tavuğun ibadeti nedir? Yumurta yapmak, kuluçka çıkarmak, civciv çıkarmak. Onun ibadeti budur. Ondan başka bir ibadet, özel ibadet istenmez ya. Çünkü onun kabiliyetleri yumurta yapmak üzerine verilmiş ona. Arının kabiliyetleri bal yapmak üzerine verilmiş ona. Yılanın kabiliyeti sokmak üzere verilmiş, zehir yapmak üzere verilmiş ona. Vazifesi odur da, sokacak. Yılanın vazifesi sokmaktır. Şah-ı Geylani namaz kılıyormuş kırda. Yılan gelmiş, parmağından sokmuş. Şah-ı Geylani hiç kıpırdamamış, namazı bozmamış. Kendi hal diliyle demiş, senin vazifen sokmak, benim vazifem namaz kılmak. Hiç kıpırdamamış. Namazdan sonra bakmış, o yılan dediği şeytan. Demiş ki, yahu şeyh, ben şu hareketimle çok insanları yoldan çıkardım ama sana tesir edemedim. Niye? Şah-ı Geylani yılanın vazifesini biliyor. Kendi vazifesini biliyor daha. Öğrenmiş. Öğrenmiş, mükemmelleşmiş. Yılan kimdir? Vazifesi sokmaktır. Allah istemese yılan insana zarar verebilir mi? Veremez. Nasıl verecek? Yılan nasıl insana zarar verecek? Allah istemedikten sonra. İşte bunlar hep ilimdir. Bu bilgileri öğrenmek kimin vazifesi? İnsanın vazifesi, hayvanın vazifesi değil. Hayvanın öğrenmeye ihtiyacı yoktur çünkü ne lazımsa hepsini önceden öğrenip geliyor. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahildir. Bir şey biliyor musun? Dünyaya geldiğiniz zaman hiçbir şey bilmiyorsun. İnsanın tek bildiği şey de hayvan gibi dudaklarını oynatmak, anasının memesini emmek. Başka hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ya bu kadar. Ya bu kadar. Bildiği şey bu. O da hayvani bir şey de. Aynı hayvan gibi. Cenab-ı Hak o dudaklarını hareket ettirme kabiliyetini ilham etmiş. Ya bu kadar. Başka bir şey yok. Ondan sonra her şeyi öğrenmek zorunda. Ya anasının memesini öğrenmek, onun meme olduğunu bilmek durumunda. Onun o emdiğinin süt olduğunu bilmektir. Öğrenecekler bunlar.
O emdiği şeyin dudak olduğunu öğrenmek, onun ağız olduğunu bilmek durumunda, dilini bilmek, hepsini yavaş 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 öğreniyor. Kolay mı insan olmak? İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaçtır. Her şeyi. Ve hayat kanunlarına cahildir. Hayatın kanunlarını bilmez. Yani hayatın kanunları nedir? Ateş yakar, su boğar, rüzgar adamı üşütür, hasta eder. Bunlar hepsi kanundur da. Bunların hepsi kanundur. Vücuda yarayışlı şeyleri bulamazsan zarar edersin de. Yenmeyecek otu yersen zehirlenirsin de. Mantarları ayırmayı bilmezsen dağda her bulduğunu mantar zannedersin zehirlenir ölürsün de. Hepsini bilmek zorundasın. İnsan dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şeraiti hayatı öğrenemiyor. 20 senede öğrenemiyorsun da. Öğrenebiliyor musun 20 senede? 20 senede her şeyi öğrenemiyorsun. Ben 20 yaşımda öğretmen oldum. Gittim Mardin'e. Aynı anda eğitim enstitüsünden kağıt geldi. Yazılıyı kazanmışım, sözlüye İstanbul'a gitmem lazım. İşte nasıl gideceğim? Ben öğretmenim, nasıl gidilir bilmiyorum. Bilmiyorum ben nasıl gideceğim yani. Gittim, o zaman ilk öğretim müdürü vardı bir hemşerim. Gittim dedim ya böyle ben imtihana gideceğim. İyi dedi kaymakamdan izin almak. Kaymakamdan izin almak lazım. Bunu öğrendim. Kaymakam efendiye gittim. Baktı, sen stajyer öğretmensin. Ben stajyer öğretmene izin veremem dedi. Stajyer öğretmene izin verilmezmiş. Onu da öğrendim. İyi ama ben imtihana gideceğim. Ben öyle hevesle İstanbul'a gittim. Bir de İstanbul'u göreceğim. Mardin'den İstanbul'a gideceğim yani. O zamandan gezmeyi seviyorum. Böyle bir hüzün çöktü. Ağlama çöktü. Adam bana izin vermedi. İzin vermedi. Nasıl gideceğim ben? Yine gittim ilk öğretim müdürünün yanına. O da havzalı hemşerimdi. Ne oldu dedi. Dedim bana izin vermedi. Ben stajyer. Gidi lan dedi ben izin vereyim. Ha ilk öğretim müdürü isterse adamı gönderebiliyormuş. Onu da öğrendim ya. Onu da öğrendim. E bak insan ya. Bunlar hep teker teker öğreniyor. Teker teker öğreniyor. Her şey böyle değil mi kızım? Yani evden sana anam dese ki git marketten şunu al gel. Marketin yerini bilmezsen nasıl gideceksin? Markete nasıl girilir bilmezsen nasıl gideceksin? Eşya nasıl alınır nasıl bilmiyorsan nasıl yapacaksın? Bunlar hepsini öğrenmen lazım. Bunlar hayat, hayat yaşıyorsun. Hasta oldun, doktora gideceksin. Doktorun nerede olduğunu bilmezsen ne yapacaksın? Bilen birinde öğreneceksin. İnsan taallümle tekemmül ediyor. Öğrenerek olgunlaşıyor. Öğrenerek mükemmelleşiyor. Ne kadar çok şey bilirsen o kadar çok yükseğe çıkıyorsun. O kadar çok hayatı daha kolay yaşıyorsun. Ondan sonra herkes sana geliyor. Ya abi bunu nasıl yapayım? Dede bunu nasıl yapayım? Sana soruyorlar da. Bilmenin kârı. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şeraiti hayatı öğrenemiyor, belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaçtır. Devamlı öğreniyorsun. Allah Allah. Bu da mı lan? Bu da mı lan? Bu da mı lan? Bildiğimiz ne ki la bizim? İmam-ı Azam kürsüde vaaz veriyormuş. Cemaatten biri bir demiş ki hoca şu mesele nedir? Bağırarak yüksek sesle. İmam-ı Azam demiş ki ben bilmiyorum o meseleyi. Adam bir demiş kürsüye çıkmışsın yani. Ayıp be. Bilmiyorum. İmam-ı Azam demiş ki ben buraya bilgim kadar çıktım.
Eğer bilmediklerim kadar çıksaydım arşa çıkmam lazım. La insanın kainatta bilmesi gereken trilyonlarca bilgi var. Neyi biliyoruz da biz? Neyi biliyoruz da? Mars'tan ne kadar biliyorsun? Ay'dan, Güneş'ten ne kadar biliyorsun? Uzay'dan ne kadar biliyorsun? Veya yerin altında ne kadar biliyorsun? Madenlerden ne kadar biliyorsun? Solucanları ne kadar biliyorsun? Arıları ne kadar biliyorsun? Adını biliyoruz yani her şeyi. Ya bu kadar ya. Adını bilmiyoruz, gözüm adını biliyoruz. İnsan son nefese kadar devamlı öğreniyor. Devamlı öğreniyor. Devamlı öğreniyor. Öğrenmek mecburiyetindesin çünkü. İnsanın mükemmelleşmesi öğrenmesine bağlı. Öğrenmiyorsa cahil kalıyor da. O zaman hayvan olur. Hayvan olamaz ki çünkü hayvan mükemmel geliyor. Hayatın bütün şartlarını biliyor. Sen bilmiyorsun oğlum işte. Hayvan gibi yaşayamazsın. Hayvan gibi mutlu olamazsın. Hayvan mutludur ha. Çünkü kabiliyeti kadar yaşıyor. Kabiliyeti kadar yaşıyor. Bütün o kabiliyetler verilmişse. Önceden öğretilmiş. Sen devamlı öğrenmek zorundasın. Devamlı öğrenmek zorundasın. Öğrenmediğin zaman hayvan gibi olamayız. Hayvandan daha kötü oluruz. Hayvanın üzüntüsü yok. Hayvan üzüntüyü bilmez ki. Üzüntü nedir yani? Sen strese giriyorsun da. Bilmediğin zaman strese gir. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Elin ayağına dolaşmıyor. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaatini tam fark eder. 15 senede ancak bu zararlıdır, bu faydalıdır. Şimdi 30 yaşına, 40 yaşına geliyor adamlar, karını, zararını bilmiyor. Ha? İyi adam, kötü adam kimdir anlamıyorlar. Ha? Vallahi niye? Öğrenmek istemiyorlar ki. Öğrenme der diyor ki. Şu anda yani göbelere bakayım, ha bunlar oynamaktan başka bir dertler yok. Oyun, 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 oyun değil oğlum, hayat öğrenmektir de. Devamlı yeni şeyler öğrenmek zorundasın. Devamlı yeni şeyler öğrenmek zorundasın. 15 senede ancak zarar ve menfaatini tam fark eder, hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatlerini cep ve zararlardan sakınabilir. Cenab-ı Hak sosyal hayat kurmuş, herkese ayrı vazifeler vermiş, o insan topluluğunun sana yardım etmesiyle ancak zararlardan korunabiliyorsun. Yani ailen seni koruyor, sokak seni koruyor, komşuların seni koruyor, akrabaların seni koruyor, devlet kuruluşları seni koruyor da sen ancak öyle zararlardan korunabiliyorsun. Tek başına kaldığın zaman şişiyorsun. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi, fıtri, doğuştan gelen vazife, Allah'ın sana yüklediği ana vazife nedir? İnsansın, sen insansın. Ana vazife nedir? Söyleyin bakın. Nedir? Taallümle tekemmül. Dua ile ubudiyettir. İki tane yan cümle. Taallümle tekemmül, dua ile ubudiyet. Yani öğrenerek mükemmelleşeceksin, öğrenerek olgunlaşacaksın, olgunlaştıkça dua ile ibadet, Allah'tan, Allah'a yalvararak ibadet edeceksin. Vazifen neymiş? Öğrenerek olgunlaşmak, bak devamlı öğreneceksin. Devamlı öğreneceksin. Devamlı öğrenme peşinde olacaksın. İlmin peşinde olacaksın, ilmin. Şimdi bu öğrenmek nedir yani? Neyi öğreneceğiz? Neyi öğrenmemiz lazım? Kulluğu. Peki kulluğun neyini öğreneceğiz? Birinci öğrenmemiz gereken iş nedir? Marifetullah. İnsan iman ile insan olur dedi. Neyi öğrenmemiz lazım? İman. İman, iman. Çünkü evvela insan olduğumuzu öğrenmemiz lazım. Evvela iman. Evvela iman, evvela iman. İman ile ilgili bütün bilgileri öğrenmek asli vazifemizdir. İnsan mükemmelleşmek, tekemmül etmek istiyorsa taallüm edecek. Neyi? Söyleyecek. O ilmin ne olduğunu söyleyecek şimdi. Dua ile ubudiyettir yani. Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum?
kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle naziye ninane besleniyorum ve idare ediliyorum? Bilmektir. Bunları bileceksin. Dünyaya geldin, seni caminin avlusuna bıraksalardı ne olacaktı? Başını caminin avlusuna bırakıyorlar, mezarlığa bırakıyorlar çocuklar. Ne? Allah seni var. Ana verdi, baba verdi, kardeşler verdi, akrabalar verdi. Herkes seni el üstünde tuttu. Seni bıraksalardı, anan doğurduğu zaman bıraksaydı, gitseydin olurdun. Gördün mü ne kadar çok şeye yardıma ihtiyacım var? Bak, Cenab-ı Hak bütün herkesi sana hizmetçi yaptı, hizmetçi. Gördün mü? Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair kadir hacata Cenab-ı Hakk'a lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla makam-ı âlâ-i ubudiyyete uçmaktır. Demek Allah'a ibadet etmek âlâ bir makamdır. Allah'a ibadet etmek yüce bir makamdır. Bu yüce makama çıkabilmek için, Allah'a ibadet makamına çıkabilmek için. Şimdi makam koltuk yani yukarıda bir yer. Sen aşağıdasın. Bu makamdır. Buraya çıkman lazım. Burası yüce kulluk makamı. Nasıl çıkacaksın buraya? Buradan buraya nasıl çıkacaksın? He? Dedi ve okudum. Dinlemediniz. Aczin ve fakrın cenahlarıyla çıkacak. Yani iki tane kanadın olacak. Diyor ki kanatla buraya çıkacak. Yani uçacaksın. İki tane kanadın olacak. Tek kanatla gidemezsin. Bu kanatlar neymiş? Aciz ve fakir. Aciz ve fakir. İki tane kanat. Peki sende var mı bu kanat? Yani aciz misin? Fakir misin? Yani ihtiyacın var mı? Şimdi ihtiyacın var mı diye sorunca adam önce cebine bakıyor. Parası varsa yoktu, ihtiyacım yoktu. Ne oğlum şu göz için neye ihtiyacın var? Şu görmekle ilgili nelere ihtiyacın var ha? Bir de hadi göz sistemin tamam görüyorsun. Güzel de göreceğin şeyler olmasa bu göz neye yarar? Şimdi bütün bu varlıklara ihtiyacın var mı görmek için? Ha şu işitme sistemi için bütün seslere, bütün frekanslara ihtiyacın var mı? Bilen bu kulak onun içindir de. O sesleri çıkarabilmek için bu dile, bu ağza ihtiyacın var mı? Herkesin de ağzına ihtiyacın var mı? Yani kuzunun da ağzına ihtiyacın var. Onun çünkü melemesini duyman lazım daha. Atın kişlemesini duyman lazım. Aslanın kükremesini duyman lazım. Bunlar ihtiyaç değil mi? Hava alman lazım. Hava. Hava senin için ihtiyaç değil mi? Su içeceksin. Su ihtiyaç değil mi? Hidrojenle oksijeni kim birleştirecek de sana su yapacak? İki tane yanıcı ve yakıcı gazı birleştirecek, söndürücü su yapacak. Kim yapıyor bunları? İhtiyacın var mı? Şimdi demek ihtiyaç sahibi olmaya biz fakir diyoruz. Fakir. Fakir ihtiyaç sahibi olmak demek. Ne kadar ihtiyacımız var? İhtiyacımızın sınırı yok. Ne kadar aciziz? Aciz zavallılık demek yani. Bir şeye gücünün yetmemesi demek. Bir tane virüs gelse gücün yeter mi? Şimdi düşman Amerika'sı, İngiltere'si birden toplanıp Türkiye'ye çökse gücün yeter mi? Peki bütün sivrisinekler birden şimdi buraya da olsa gücün yeter mi? Şimdi şu tabandan birdenbire binlerce kurt çıksa, solucan çıksa gücün yeter mi temizlemeye? Birden çıksalar onlar. Çıkar mı? Çıkar. Çıkar çıkar. 20. kata karınca çıkıyor. Nereden çıkıyor lan? 20. kata karınca var. Karınca çıkıyor 20. kata. Allah isterse çıkar. Bak ne kadar acizsin görüyor musun? Birdenbire şimdi şu tavan çökebilir mi? Çöker. Çok tavanlar çöküyor. Altında kaç yüzlerce insan altında kalıveriyor.
sonsuz bir aciziz, sonsuz acizliğimiz var. Diyor ki bu acizlik bir kanaktır. Sonsuz da ihtiyacımız var, fakiriz. Diyor ki bir kanat da budur. Bu iki kanadı kullanarak o makama çıkabilirsin. Yani devamlı acizim diyeceksin, fakirim diyeceksin. Acizim diyeceksin, fakirim diyeceksin. Acizsen Cenab-ı Hak'tan yardım isteyeceksin. Fakirsen Cenab-ı Hak'tan servet isteyeceksin. Ne ihtiyacın varsa Allah'tan isteyeceksin. Bak neye ihtiyacın varsa Allah'tan isteyecektir. Hangi düşmandan korkuyorsan Allah'tan yardım isteyeceksin. Aciz bir kanat oluyor. Acizlik bir kanat oldu. Bak bu ikisini iyi kullanırsan o kulluk makamını, o yüce kulluk makamına çıkarsın. Ta buraya. Buraya çıkarsan ne olursun? Herkese tepeden bakarsın. Bu tepeden bakmanın adı nedir? Sultanlık işte budur. Bütün herkese tepeden bakarsın. Sultan odur işte. Demek gerçek sultan kimdir? Gerçekten aczini ve fakrını en iyi anlayandır. İnsanların içerisinde aczini ve fakrını en iyi anlayan kimdir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun için en büyük sultan olur tepede. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla, kanatlarıyla makam-ı alâ-i ubudiyete uçmaktır. Vazifem budur. Vazifem budur. Yani devamlı ben acizim, ben fakirim diyeceksin. Ben vururum, ben kırarım, ben ederim demeyeceksin. Demeyeceksin işte lan niye? Acizsin daha. Acizsin ama sana bu kadar iyilikleri yapan kim? Senin elinle bu güzel işleri yapan kim? Allah'tır, sen değilsin ki. Sen değilsin gözüm, Allah'tır, Allah. Mâ esâbeke min hasenetin fe min Allah. Allah diyor ki sizin elinizden güzel bir şey çıkarsa, güzel bir hareket yaparsanız o benimdir. Sizin değil diyor Allah. Güzel bir namaz kıldın. Allah diyor ki o benimdir. Güzel Kur'an okudun. Allah diyor ki o benimdir. Bir fakire gerçekten iyilik ettin. Allah diyor ki o benimdir. Anana babana hürmet ettin, saygı gösterdin. Allah diyor ki o da benimdir. Yani güzel hareketlerin hepsi Allah'ındır. Allah'ın güzel harekete ihtiyacı mı var da hepsi benimdir diyor. Allah diyor ki benimdir ama sen benim için bunu yaptın, al senin olsun. Kendi malını sana veriyor Allah. Çünkü kendisi Samet'tir, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim her şeye ihtiyacımız var da. Biz fakiriz. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek, mükemmelleşmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. Senin mahiyetinin gelişmesi, kabiliyetlerinin açılması ancak ilimle olur, cahillikle olmaz. Ve bütün ulûm-ı hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu nedir? Şimdi her şey ilme bağlandı. Bizi ilgilendiren asıl ilim hangisi? Fizik mi? Kimya mı? Geometri mi? Matematik mi? İngilizce mi? Fransızca mı? Türkçe mi? Tarih mi? Coğrafya mı? Bizi ilgilendiren asıl ilim ne? Nedir bizi ilgilendirmesi gereken asıl ilim? İman ilmi tabi. Niye? Çünkü imanla ancak insan olacaksa, imanla ancak hayvanlıktan kurtulabileceksek, o zaman birinci derecede bizi ilgilendiren iman ilmidir. Senin bütün okul, sosyal hayat bilgilerinden önce iman ilmi gelir. Ve bütün ulûm-ü hakikiyenin esası, hakiki ilimlerin, soytarı ilimleri değil, gerçek ilimlerin esası, madeni, kaynağı, nuru ve ruhu marifetullah'tır. En büyük ilim neymiş? Allah'ı tanımak. İman ilmi işte. İman Allah'ı tanımakla olur da. İman Allah'ı bilmekle, Allah'ı kabul etmekle iman olur. Niye? Peygamberler Allah'a bağlı. Kitaplar Allah'a bağlı. Melekler Allah'a bağlı.
Kader Allah'a bağlı. Öldükten sonraki hayatı meydana getirmek Allah'a bağlı. Her şey Allah'ı bilmeye bağlı. İmanın diğer beş rüknü Allah'a bağlıdır. Allah yoksa bu beşi boştur. Bu beşi yoktur yani. Demek asıl mesele nedir? Allah'a imandır. Allah'a imanla ilgili bütün bilgilere biz marifetullah diyoruz. Allah'ı tanıma bilgileri. Demek bütün ilimlerin ruhu, özü, hakikisi neymiş? Marifetullah. Allah'ı tanımak. Bütün mesele Allah'dır. Allah'ı ne kadar tanıyorsan o kadar insansın. Allah'ı ne kadar tanımıyorsan o kadar hayvansın. Ya bu kadar mı? Ve onun üstün esası, bu marifetullah'ın da üstün esası, Allah'ı tanıma ilminin de ana özü imanı billah'tır. O tanıdığın Allah'a iman etmektir. İman ettiğin Allah'ı tanımaktır. Tanıdığın Allah'a ciddi iman etmektir. Peki biz burada ne iş yapıyoruz? Yaptığımız iş ne bu dersler? Marifetullah dersi midir değil midir? Allah'ı tanımaya çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Allah'ı tanımak için evvela kendini tanıyacaksın. Kendini tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu. Rabbi tanımak istiyorsan diyor ki evvela kendini tanıyor. Ben kimim? Ben neyim? Ne dedi? Biz neymişiz? Aciz, zavallı bir hayvan olarak dünyaya geliyor. Ama aciz bir hayvan. Diğer insan türünün dışındaki bütün hayvanlar, hayvan canlı demek, canlı. Bütün canlılar mükemmel olarak dünyaya geliyorlar. Kabiliyetleri gelişmiş olarak dünyaya geliyorlar. Hemen yumurtadan çıkınca, anasından doğunca neyse o hayvanları yapıyorlar. İnsan cahil, zavallı, hiçbir şey bilmeyen bir et parçası olarak dünyaya geliyor. Seni insan edecek şey nedir? Bütün hayvanlardan, diğer varlıklardan üstün kılacak şey nedir? İman. O zaman bu imanın ilimlerini elde etmen lazım. Birinci vazifen Allah'a ait ilimleri, imana ait ilimleri elde etmektir. İşte biz Risale-i Nurlarla, Ahu Risale-i Nur'un şerhleriyle, gerek Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarıyla, gerek Molla Muhammed Hocamızın kitaplarıyla iman ilmini elde etmeye çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu ha. İman ilmini mükemmelen elde etsek ne oluruz? Ne oluruz? Nasıl insan oluruz? Mükemmel insan oluruz. Bak, ne kadar bilirsen bu ilmi, o kadar mükemmel insan olursun. Derdimiz insan olmak da. Bu dünyaya biz insan olmak için gönderildik yani. İnsan olarak gönderilen insanların hayvan olarak kalması kadar kötü bir şey olabilir mi ya? Hayvan olarak niye kalıyor bu insanlar? İman etmedikleri için. Ha, bu kadar. Demek insan için en kıymetli ilim marifetullah ilmidir. İmanı billah ilmidir. Allah'ı tanıtan ilim, ilimlerin şahı ve padişahıdır. İlimlerin şahı ve padişahı iman ilimleridir. İşte bu derslerimizde o iman ilimlerini elde etmeye çalışıyoruz. Ne kadar çok öğrenirsek, anlarsak o kadar çok insan oluruz, mükemmel insan oluruz. Hem insan nihayetsiz acziyle nihayetsiz beriyata maruzdur. İnsanın başına gelen belaların sınırı yoktur, haddi yoktur. İnsan ilk dünyaya geldiğinden şimdiki yaşına kadar ki geçirdiğin belaları, sıkıntıları bir düşün bakayım. Bu her gelen musibete, belaya karşı da acizinden başka bir şey yok. Gücün yok, gücün yok, gücün yok. Bir kızamık geliyor seni perişan edeyim. Ben küçükken çok boğmaca olurdum abi, boğmaca. Öksüremezdim ama boğazımı kilitlerdi ya. Bademciğim şişti mi ölürdüm, ölü gibi yatardım. E valla benim Azrail'im bademcik, bademcik şişti mi gitti. Zavallı lan bebek ya. Bir de ilaca karşı alerjim var, ilaç içemezdim. Babam getirirdi gripinleri, la gripin de aha bu kadar. La, zaten boğazım şişmiş.
Yutamıyorum. Yutamayınca babam kızar böyle. Allah rahmet eylesin. Bela bela. Ne kadar zavallısın, ilacı içemeyecek durumdasın ya. La havle ve la. İnsan nihayetsiz acziyle nihayetsiz belalara maruzdur. Ve hadsiz adanın hücumuna müpteladır. İnsanın düşmanı bir, iki değil ya. Sayısız düşmanı Cenab-ı Hak musallat eder. Niye musallat eder bu kadar belayı insana Cenab-ı Hak? Niye bu kadar musibet verir insana? Musibetler insanı olgunlaştırır. Musibetler insana hayat tecrübesi verir. İkinci defa bu sefer aynı delikten ısırılmazsın. Orada gözün açık olur. İkinci sefer aynı oyuna gelmezsin. Terliyorsun, buz gibi suyu dikiyorsun. E oğlum tabi bademli çiçecekler. İki kere bademlikten şiştim, ondan sonra bir daha terlediğin zaman soğuk suya yanaşmıyorsun daha. Gördün mü? Bir musibet bin tane nasihattan evladır ya. Ondan sonra gözün açılıyor. Hadsiz düşmanların hücumuna müpteladır insan ve nihayetsiz fakrıyla, ihtiyaçlarıyla beraber nihayetsiz hacata giriftardır. Allah'ım yarabbim, insanın ihtiyacı bitmez. Ve nihayetsiz metalibe muhtaç. Ne kadar isteklerim var. He? Şöyle kimsenin olmadığı yerde isteklerini sırala bakayım. Neler istiyor insanın canı, neler istiyor insanın canı. Vallahi billahi. Konuşmuyor, bakma. Yani canımız neler istiyor, neler istiyor. Tabii lan. Bu kadar çok istekleri var insanın. O zaman böyle bir insanın vazife-i asliyeyi fıtriyesi, bu dünyaya gönderilmekteki maksadı nedir? İman, imandan sonra duadır. İman ve duadır. Ne için gönderilmişsin bu dünyaya? İman etmek için, dua etmek için. Dua etmek için insanın keyfi yerindeyken, ihtiyacı yokken hiç dua aklına gelir mi? Ama sıkıntıya girince başlar salavat getirmeye, bildiği duaları okumaya. Bela ne için gelirmiş? İnsanın ne için ihtiyacı zorlarmış Cenab-ı Hak? Kendisine döndürmek için, Allah'a döndürmek için. Uyanacaksın gözüm. Sıkıntı geldi mi? Uyanacaksın. İhtiyaç hasıl oldu mu? Uyanacaksın. Yani Allah'a döneceksin. Allah diyor ki bana dön, bana bak bana. Bana bak bana. E cebin dolduğu zaman, sıhhatin yerinde olduğu zaman işte Allah kimin aklına gelir? Allah kimin aklına gelir be gözüm? Allah rahmet eylesin, benim tecvid hocam anlatıyordu. Firavun niye firavun olmuş? Firavun Allah'a takmıyor da. Kaç yaşındaysa kafir, bir kere başı ağrımamış hiç. Hiç başı ağrımamış. Hocam anlatıyor bu. Atla bayıra doğru giderken Allah atın ön bacaklarını kısaltıyormuş. Böyle düz çıkıyormuş hayvan yukarı. Yokuştan aşağı inerken de Cenab-ı Hak atın arka ayaklarını kısaltıyormuş. Yine düz sandalyede oturur gibi iniyormuş atla aşağı. E bu adam tabii ben Allah'ım diyecek. Ve hayatta bir kere başı ağrımamış. Yani Allah'a hiç ihtiyaç hissetmemiş adam. Gördün mü Firavun'u? Sen de Firavun olma. Demek insanın başına gelen musibetler, sıkıntılar, stresler ve hasıl olan ihtiyaçlar, senin ihtiyaçların, çocukların ihtiyaçları, ailenin ihtiyacı, evin ihtiyacı, devletin ihtiyacı, bütün bu ihtiyaçlar insanların Allah'a dönmesi için gönderilen davetiyelerdir. Davetiyelerdir. İhtiyaçlar davetiye. Düşmanlar davetiye. Düşmanla karşılaşırsan o acizliğini anlayıp Allah'tan yardım isteyeceksin. İhtiyaç olduğu zaman fakirliğini anlayıp Allah'tan isteyeceksin. İki tane kanat. Her düşmanda Allah'tan yardım isteyeceksin. Her ihtiyaçta Allah'tan ihtiyacını isteyeceksin. İki bu. Bu iki kanat çalıştıkça o makamı alay-ı ubudiyet denen yere çıkacaksın. Sultan olacaksın. Sultan olmanın en kolay yolu budur.
Aczini anlayacaksın, fakrını anlayacaksın. İhtiyaçlarını anlayacaksın, düşmanlarını anlayacaksın. Bunun için de iman ilimlerini iyi bilmen lazım. Aha, bu dersleri iyi bilmen lazım. İyi dinlemen lazım. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok mükemmelleşirsin. Demek insanın fıtri ve asli vazifesi imandır. İmandan sonra duadır. Dua ise esası ubudiyettir. Allah'a kulluğun esası duadır. Onun için Allah ne diyor? Duanız olmasa sizin ne ehemmiyetiniz var? Dua etmeyen adamı ben adamı kabul etmiyorum diyor Cenab-ı Hak. Allah'a dua etmeyeni, Allah'tan bir şey istemeyeni Allah diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. O zaman devamlı Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Devamlı isteyelim, tamam isteyelim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bak biz fakiriz, en büyük ihtiyacımız hiç mahşerde hesaba girmeden cennete gitmektir. Ya Rabbi, bizi hesapsız cennete koy ya Rabbi. İstedik mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bu kadar. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için çocuğun bir isteği olsa o isteğini nasıl elde eder? Ya ister, eğer konuşmayı öğrenmişse veya ağlar. Sen de oğlum ya iste Allah'tan ya ağla da. Ne ağla? İnsanlara ağlama, Allah'a ağla. Ya bizim bugün Esat Hoca benden hep rahmet istiyor. Benim Tecvid Hoca. O anlatmıştı. Onun da hocası varmış. Eski Osmanlı müderrislerinden Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendi bu Esat Hoca'ya talebeyken dermiş ki Esat oğlum bir şey ihtiyacın olduğunda Allah'a mektup yaz demiş. Fakat mektuba pul yapıştırmış. Pulsuz mektup gitmez demiş. Yuh hocam pul nedir? Allah hadi mektup yazdır da pulu ne yani? Allah'a göndereceğim mektubun pulu? Oğlum iki damla gözyaşıdır. Yani ağlayarak iste Allah'tan bir şeyi. Sokakta bir tane dilenci gelse bana biraz para ver lan dese ne yaparsın? Pes dersin, bir de şamar atar gönderirsin. Ama ağlayarak gelse cebinde ne varsa verirsin daha. Allah da öyledir. Allah'tan gerçekten ihtiyacımız varsa ağlayarak ister. İnsanların yanında değil. Tenhada Allah'tan ağlayarak isteyin. Gelmezse benim yüzüme tükür. Bu kanundur, kanun. Allah'ın kanunudur. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili dua eder ya kavli dua eder. Lisan-ı acziyle bir duadır onun istemesi. Ya bana su ver dese herkes koşar hemen çocuğa su getirmek için. Maksuduna muvaffak olur. Ulan çocuk bile isteğini elde ediyor ha. Sen de gözünü aç. Öyle de insan bütün zihaya canlılar alemi içinde nazik nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Şu kainatın içinde de insan çocuk gibiymiş. Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakir ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ya acizinden dolayı düşmanlara mukavemet edemiyorum. Bu düşmanlar yani hastalıklar, belalar, musibetler, afetler. Bunlara baş edemiyoruz zaten. Baş edemiyoruz zaten. O zaman ağlayarak Allah'tan çare isteyeceğiz. Ağlayarak Allah'tan çare isteyeceğiz. Veya dua edeceğiz. Peygamberin öğrettiği dualarla dua edeceğiz. Ayetteki dualarla dua edeceğiz. Onlar süs için hadiste, ayette yazılmamış. Bizim için söylenmiş onlar. Rahmanur Rahim'in dergahında
ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakir ve ihtiyacıyla dua etmek gerekir ta ki makasıda ona musahhar olsun veya teshirin şükrünü eda etsin. Demek şu iki şekilde Allah'tan istersen ya ağlayarak ya dua ile istediğin zaman neyi istiyorsan haddini aşmamak, Allah'ın kanunlarının dışına çıkmamak şartıyla. Allah'a dedin ki ya Rabbi beni peygamberi olur mu? Olmaz. Niye? Allah diyor ki ben son peygamberi gönderdim. Daha peygamber göndermeyeceğim diye. O zaman Allah'a beni peygamber et demek bu edepsizliktir. Öyle şey olmaz. Allah'ın kanunları dairesinde. Dese ki ya Rabbi beni taş et. Ya olmaz oğlum Allah'ın kanunu. İnsan insandır. İnsan niye taş olsun? Yani kanunlar içerisinde ya Rabbi bana şu kadar bir şey ver işte bu hastalıktan hastalarımızı beni kurt. Bunları istedi Allah'tan. Ya Rabbi bana hayırlı uzun ömür ver. De işte. Ya Rabbi beni kimseye muhtaç etmeyecek kadar zengin et. De işte bunları lan. Allah Allah. Ta ki makasıda ona musahhar olsun. Ne hedefin varsa o hedef sana gelir. Veya Allah sana bir şey vermişse, istediğini sana vermişse, bunu şükrüne edeceksin yani. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi, ben kuvvetimle bu kabili teskir olmayan bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri teskir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfrana nimete sapmak. Yani eline geçen nimetleri ben kazandım, ben yapıyorum demek, Allah'ı unutmak, insaniyetin fıtrat-ı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Arkasından azap gelir. Bu kadar nimeti sana verir, sen bu nimetlerin Allah'tan geldiğini anlamazsan, o zaman dünyada ahirette azaba müstahak olursun. Demek iman İnsanı insan eder. İmanda inkişaf eden insan alemde sultan olur. Bu Allah'la imanla ilgileri, bilgileri, ilmi elde etmek insanın birinci vazifesidir. Senin dünyadaki bütün işlerinden daha ehemmiyetlidir. Bu iman ilimlerini elde etmek. Elhamdülillah biz bu derslerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Onun için gece gündüz şu derslerle meşgul olsak yine azdır. Niye? Bu marifetullah'tır çünkü. Marifetullah'ta ne kadar öğrenir, ne kadar inkişaf edersen o kadar insan olursun, o kadar sultan olursun. İnsanlık ve sultanlık istiyorsan yol budur. Başka yolu yok. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimur hakim ve ahru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. لله الفاتحة